de. Yani sen diyor ki eğer lüks ev alacaksan git bunu kendi paranla al. Sana kredi yok. Fakat bu arada yani şöyle bir durum var. Bir yandan da krediler, kiralarla ilgili de bir düzenleme getirdiler. Bak şimdi bu Temmuz itibariyle Türk vatandaşlığı 250 bin liradan 400 bin liraya çıkar. 400 bin lira değil ya. Efendim? 250 milyondan 450 evet. milyon evet. dolara çıkarıldı. Evet. Yanlış biliyorum. Hoş geldin Baristoy'da. Evet. Yanlış bilmiyorum değil mi? Yok, doğru biliyorsun. 250 doğru bin değil miydi? Milyon. 250 Hangisi? Binden 400 bin vatandaşlık. Evet. Şimdi bu yüzden akın akın ev alınıyor. Yani Türk vatandaşlığında akşam şeyini piyasasını kaçırmamak için, batan geminin mallarını kaçırmamak için özellikle Ruslar ve bilhassa Rusları söylediler ve çevre ülkemizdeki mal servet sahipleri aman 400'de çıkıyor 250'den alalım diyerek Türkiye'den ev alıp aile boyu pasaport alıyorlar. Bu arada o krediyle de alınamayacak hale geldi evler. Bir de 400 bin vatandaşı alıyor yani ev alıyor vatandaşı alıyor. Tutarı yükselttin şey almasın diye hani zorlaşsın diye ama sonuçta onu alan arkasından parası varsa ikinci, üçüncü, dördüncü alıyor ya da paradan yani kazanmak için gayrimenkulden alsat yapıyor. Öyle bir şey de var. Hatta yani önüne geçemiyorsun. Daha önceki döviz kredilerinde kardeşler arası paravan satışlar oldu. Bu ucuz krediyi kaçırmayalım diye yani aradaki vergisini de verelim çünkü kredi çok ucuz diye. Ya bunlar biraz hep piyasada yapay sonuçları olan hamleler. Şimdi az önce ben diyordum ki ya bu başka bir şeydir bu. Yani olma ihtimali var anlamında söylüyorum. Veysel Hocam attı budur diye bir biz konuşurken bir tweet Veysel Ulusoy. Ya bu aslında Mahfi İlmez'in tweeti var bu konuda. Diyor ki Mahfi Bey 15 milyon TL'nin üzerinde döviz mevduatı olanı kredi yok. Ama piyasa kapandığı için bu tamamen rezervden satışla sağlanan bir düşüş gibi görünüyor. Ben de benzer bir tabii benim ilk henüz, çok henüz akşam olmamış batı piyasaları. Evet, peki. Batı piyasaları ya da sonuçta rezervden satışla bir etki yaratmaya çalışılmış ihtimali var. Ne yani oldu? Burada görüyorum Mahfi Hocam. Barış sen ne acaba? Diyorsun? Barış, yani şimdi çok mantıklı aslında çünkü yani daha yeni açıklandı karar. Açıklanır açıklanmaz 17 liranın altına düştü. Yani bu kadar hızlı kısa sürede düşmesi tabii insanın aklına 20 Aralık'ta olanları getiriyor. 20 Aralık'ta da malum KKM'nin kur korumalı mevduatın açıklandığı gece Cumhurbaşkanı o konuşurken bankaların döviz şeyleri platformları kapalıyken bir anda çok sert bir düşüş olmuştu ve daha sonra onu işte Hazine ve Maliye Bakanı Nebati vatandaşlar büyük ilgi gösterdi demişti ama sonra ortaya çıkmıştı ki aslında o gün ve ertesi gün Merkez Bankası rezervlerinden çok ciddi bir döviz satışı gerçekleşmiş. Şimdi çok büyük olasılıkla yine aynı şey yaşanıyor. Şimdi bu karar 15 milyon lira karşılığı Türk döviz varlığı olan şirketleri ticari krediyi yasaklıyor. Yani bir aslında bu bir yani kambiyo kontrollerine gerçekten bir adım kaldı. Yani Türkiye'de serbest piyasanın bittiğinin neredeyse ilanı. Yani her şeyi böyle komuta ekonomisiyle yönlendirmeyi zaten seviyordu ekonomi yönetimi hükümet. Bunu biliyorduk. Şimdi bir adım daha attı ve böyle hani sopayla bir takım böyle önlemlerle merkezden idare ederek böyle hani şeyler alarak dövizi düşürmeye çalışıyor. Şimdi işin o kısmı ayrı bir konu. Döviz böyle düşer bir meselesi ayrı bir soru işareti ama bu akşam yaşanan gerçekten yani bir anda durup bir anda nasıl oldu da 15 milyon liranın üzerinde döviz varlığı olan şirketler ki işte Türkiye'de hani belli bir ebadın üzerindeki şirketlerden bahsediyoruz. Bunlar bir anda patronları ya yöneticileriyle, yönetim kurulu üyeleri bir anda bir toplantı yapmaya karar verdiler ve döviz satmaya mı karar verdiler? Yani hani bu BDDK'nın kararını okur okumaz, duyar duymaz dövizlerini satmaya mı karar verdiler? Ne oldu bu akşam? Sorusunun yanıtını tabii düşünürken aklımıza biraz önce belirttiğim gibi 20 Aralık gecesi geliyor. Yani 20 Aralık'ta da böyle oldu. Bir karar açıklandı. Ne olduğunu anlayamadan bir anda 18-40 liraya kadar yükselen dolar 11 liranın altına indi. Sonra ortaya çıktı ki aslında Merkez Bankası'nın rezervlerinden 2-3 milyar dolar o 2 gün satış yapılmış. Şu anda bilmiyoruz tabii. Merkez Bankası'nın analitik bilançosunu görmek lazım. Evet. O da ortaya çıkıyor. Ama öğreneceğiz. Evet. Ya o tabii ki ortaya çıkacak. Ama şimdi buradaki mesele şu. Yani şunu unutmayalım ki doların yükselmesinin sebebi bir takım şirketlerin hani böyle işte 3-5 tane şirketin ya da 40-50 tane şirketin döviz stoklaması falan değil. Yani dolar Türkiye'de bazı şirketler
spekülatif amaçlarla, hani ekonomi yönetiminin veya hükümetin bakışı spekülatif amaçlarla dolar aldığı için, döviz aldığı için yükselmiyor dolar. Neden yükseliyor? Çünkü faiz, Türkiye'de iki tane çok ciddi problem var. Birincisi enflasyon %80, %100'e gidiyor. Yani 3 haneli enflasyona gidiyoruz. İkincisi Türkiye'nin cari açığı patlamış. Yani cari açık geçtiğimiz yıl 14 milyar dolardı. Türkiye'nin yani ithalat ile ihracatı arasındaki fark patladı. Çünkü ithalat patladı. Türkiye'nin dış ticaret açığı bir ayda Mayıs ayında 11 milyar dolara yükseldi. 10.7 milyar dolara. Buna bağlı olarak cari açık patladı. Ve biz biliyoruz ki kitaplarda da yazıyor ki bir ülkede cari açık patlarsa o ülkenin para birimi değer kaybeder. Bir. İki. Bir ülkede enflasyon yükselirse o ülkenin para birimi ticaret ortaklarıyla arasındaki enflasyon farkı kadar değer yitirir. Yani bu işin zaten ABC'si, iktisadın ABC'si. Yani Türkiye'nin aslında makroekonomik problemleri var. Cari açık patlamış durumda, enflasyon patlamış durumda. Ekonomi yönetimi bunlara karşı hiç ciddi bir önlem almadı, almıyor. Bunun yerine ne yapıyor? Ne yapıyor? İşte böyle bir akşam böyle sürpriz şeyden, sürpriz yumurtadan çıkan ya da gece yarısı açıklanan bir takım kararlarla, finansal mühendislikle, tıpkı toplumsal mühendislik gibi doları uzaktan kumandayla, hani uzaktan televizyonun uzaktan kumandasıyla düşürebileceğini yani yanıza... Aslında bütün o patlayan şeyler de faiz sebep enflasyon sonuç iddiası ısrarı değil mi yani? Tabii, zaten her şey ondan kaynaklanıyor. Şimdi Türkiye'nin problemleri, ciddi ekonomik problemleri var. Biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi enflasyon, ya dünyada böyle bir enflasyon olan bir ülke var mı? %74, 73,5 enflasyon tüketici enflasyon. O resmi. Üstelik resmi enflasyon. Üstelik gerçek enflasyon %156 işte o da halden gerçek değil. Onun da üzerinde aslında. Evet. Yani şimdi, o da değil. Üretici enflasyonu %130'un üzerinde. Şimdi böyle bir ülkede para biriminin değer kaybetmesi, ekonomi yönetimimiz herhalde düşünüyor ki bu işte Londra'daki tefecilerin, yok faiz lobisinin, içeride de birkaç tane spekülatif harekette bulunan şirketin, döviz toplayan, döviz stoklayan şirketin şeyi bu. Böyle yani kurduğu tuzak. Şimdi diye. Ama bu değil yani. Böyle olmadığı için bu akşam düştüğünü görüyoruz şu anda. İşte biraz önce baktığımda şu anda da öyle galiba. 17 liranın altına geriledi. Bunun arkasında ne olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hani rezervler ne kadar etkili. Fakat ya Türkiye'nin sorunları orta yerde dururken, yani siz enflasyonla mücadele etmediğiniz sürece, enflasyona karşı gerçekten ciddi bir mücadele programı açıklamadığınız ve uygulamaya koymadığınız sürece, ki yok. Var mı yani? Hani şimdi enflasyonla mücadele için zincir marketlere kesilen cezalar dışında ne var Allah aşkına? Hiçbir şey yok. Siz yani başka ülkelerin yaptığı gibi enflasyonla mücadele etmedikçe, cari açığınız alıp başını gittikçe, bugün inen dolar yarın yeniden yükselecek. Kaçınılmaz Barış bir şey bu. Soydan, daha biz ek bütçeyi konuşacağız. Prens Selman geldi gitti de ne oldu, ne aldık, ne verildi, bunları konuşacağız. Yazınıza geleceğiz ama araya gitmeden şunu sormak istiyorum. Acaba bu adım, şu anda yapılan, Suudlardan, Arabistan'dan beklenen para gelmedi de gelmeyecek de. Tabii o da bozdurulan para acaba, eğer sizin teoriniz doğruysa, şu saatte cayır cayır akılan para Suudilerden geldiğini fakat görmediğimiz para olabilir mi? O benim de aklıma geldi. Ya da gelmedi de bu önlem o yüzden almış olabilir. Hayır, ya da geldi de bozduruyor olabilir. Bu benim de aklıma gelirken birkaç kaynağımla da görüştüm. Öncelikle yani geç kaldığım için bir özür dileyeyim ama zaten. Ama önemli olan kaynağımla konuştuğun konu. Geç kalmak ilave edebiliriz. Tam da gerçekten Selman'ın Türkiye ziyareti sonrasında bu kararın açıklanması insanı gerçekten düşündürüyor. Ama burada ben tam tersini düşünüyorum. Bana veya işte başka insanları da tam tersini düşündürüyor. O da şu. Selman'dan bir, yani Suudi Arabistan'dan bir swap anlaşması bekleniyordu. Olmadı ya da çok gecikti ya da anlaşılamadı pazarlıkta. Ve onun doğurduğu hayal kırıklığını gidermek için şimdi şapkadan yeni bir tavşan çıkarma çabası aslında bu. Para yani, gelmediği için alınan önlem. Evet, ama yani, o da olabilir. Suudi şapkasından tavşan çıkmadı. Bir şey sorayım. Swap biz bilmeden gelebilir mi? Yok, olmaz tabii ama şöyle olabilir. Hani taraflar kendi aralarında Sayın Erdoğan'la Selman yani tamam biz bu işte el sıkışmışlardır. Ve teknik ekiplere, diyelim ki ekonomi bakanlıklarına da bitirin bu işi diye talimat verirler. Yani böyle olabilir. Yani belki Ankara ziyaretinde böyle bir anlaşma vardı diye düşünenler var ama ben tam tersini,
Yani bu kadar önemli bir anlaşma yapılmış olsa, şimdi düşünelim, akıl var, mantık var, ekonomi yönetimi, bunu sızdırmaz mı? Evet, yani ilan edersiniz ki doğal düşsün. Evet, aynen öyle. Yani ilan edersiniz ki hani doğru. Şuna ihtiyaç kalmaz o zaman. Evet. Yani şöyle hani yani bu akşam açıklanan gibi bir karara ihtiyaç kalmaz. Bunu ya siz kendiniz ilan edersiniz ya da yan iktidara yakın gazetecilere sızdırır. Desene o zaman prens çok operas olmuş yani, hiçbir şey yok. El daha uçta. Bir şey yok, söyleyebilir miyim? Ama işte şeyi kaldırıyormuş bu galiba. Ekstra bu bilgiyle de olabilir dedim ben Sezen'e. Çünkü piyasa kapandıktan sonra işte geleceğe bilgisi üzerine birileri mi satıyor falan. İhracat yasağı kaldırılıyormuş. Onu öğrendik. Bir şey söyleyebilir miyim? Araya gideceğiz, onu söyle, ondan sonra İsmail Hanım'a gidelim istersen. Şimdi eski bir banka yöneticisi yeni bir inşaat, özür dilerim, yeni bir iş adamı, eski banka yöneticisi şimdilerin i̇ş önemli insanı. Bir iş adamı, iş insanı şöyle bir not yazdı bana. Dedi ki dövizi olan TL kredi kullanmak yerine dövizi bozdursun deniyor. Diğer taraftan TL iyice kıtlaşacak ve TL'de faizler ikincil piyasada çok daha artacak. Nihayet TL'de faiz artışı dolaylı ve örtülü geldi. İnşallah işletmeler varlık azalması riski ve bunun gibi nedenlerle iş yapmaktan imtina etmez, faaliyetler artmaz ve personel çıkarmaz. Demiş ki özetle tefecinin eline düşürebilirsiniz milleti. Evet. Peki, çünkü bankaya da yansıtmazsanız bunu. Bunlar evet. Çok önemli sıcak gelişmeler. Bugünün, bu akşamın elbette konuşacağız. Saat başında ayrıca...